Sabahın çok erken bir saatiydi. Kayu ile Gilbert güzel rüyalar görüyorlardı. Ta ki... Uyan Kayu, uyan! Daha Kayu'nun rüyası bitmemişti ki. Ne oluyor Rosie? Bak, Rosie büyüdü. Vay Rosie, pijamandan dışarı fışkırmışsın. Eminim ben de büyüdüm. Gel Rosie, annemle babama söyleyelim. Şşşt! Sessiz ol Rosie. Rosie anneleriyle babalarını uyurken izlemeyi komik buluyordu. Ama Kayu uyandırmanın doğru olup olmadığından emin değildi. Gilbert! Şşşt! Ha, Gilbert! Günaydın erkenci kuşlarım. Rosie büyüdü. Gilbert kes şunu. Galiba ben de büyüdüm. Gidip ölçelim anne. Lütfen. Tamam. Ama bırakalım babanız biraz daha uyusun canım. Oysa Gilbert babanın daha fazla uyumasına izin verecek gibi görünmüyordu. Evet Rosie önce sen. Düzdür bakalım. Vay Rosie büyümüşsün sen. Boyun birdenbire uzadı. Bu çok hızlı büyüyorsun demek oluyor. Sıra bende annem. Kayu da Rosie kadar çok büyüdüğünü ümit ediyordu. Yaptığın işaret tam aynı yerde mi? Hiç büyümemiş miyim? Kayu hayal kırıklığına uğramıştı. Azıcık bile büyümemişti. Ve o da Rosie'nin ondan daha uzun olacağından endişeleniyordu. Merak etme tatlım. Yakında senin boyun da uzar. Görürsün. Baba, boyum nasıl Rosie gibi birden uzayabilir? Uzun olmak istiyorum. Boyun mu uzasın? Bolca uyku, egzersiz ve güzel yemek için elinden geleni yapmanın buna yararı olacaktır. Dün parkta bir sürü egzersiz yaptım ama Rosie gibi uzamadım baba. İnsanlar nasıl güzel yer? Sağlıklı besinler yerler. Mesela bolca meyve ve sebze. Ha, sütü de unutmamalıyız. Sağlıklı kemikler için. Kayu gerçekten bir an önce uzamak istiyordu. O da babasının tavsiyesine uymaya karar verdi. Pekala, sanırım şimdilik yeter. İçme yoksa süt içinde yüzeceksin. Ne yapıyorsun sen Kayu? Ben egzersiz yapıyorum. Kollarımla bacaklarımı gerersem daha çok uzarım. Neden koridorda esneme hareketlerini yapıp ayakkabılarını giymiyorsun? Hadi markete gidiyoruz. Dikkat! İkinci koridorda temizlik. Merhaba! Çoktandır gelmiyordunuz. Rosie büyüdü. Evet büyümüşsün. Yakında kocaman bir kız olacaksın. Kayu Ted'in ona da büyüdüğünü söylemesini bekliyordu. Merhaba Kayu. Seni yeniden görmek ne güzel. Okul güzel gidiyor mu? Kayu hayal kırıklığına uğradı. Ted büyük bir çocuk olduğunu söylemedi. Size iyi alışverişler. Evet hadi bakalım. Sen gerçekten de kocaman bir kız oluyorsun. Arabayı ben itebilir miyim annem? Bilemiyorum canım. Sanırım araba hala senin için biraz büyük. Lütfen. Tamam ama dikkat et lütfen. Kayu herkese nasıl büyük bir çocuk olduğunu göstermeye kesin kararlıydı. Portakal. Olamaz. Affedersin Ted. Önemli değil Kayu. Senin suçun değil. Bu kuleler senin gibi küçükler için yapılmadı. Hayır Rosie, ben kaldırıyorum. Rosie de. Hayır. Sanırım artık çok yoruldun canım. Hadi bakalım uyku zamanı. Rosie uyku. Rosie kocaman.
Bu Kayu'ya babasının az önce söylediği bir şeyi hatırlattı. Büyümek için bol bol uyumak gerekiyordu. Çok aydınlık. Hiç adil değil Gilbert. Sen her zaman uyursun. Andre geliyordu. Kayu arkadaşıyla parka gitme planı yaptıklarını unutmuştu. Andre, sen büyümeyi nasıl başardın? Aa, bilmem. Annem fıstık ezmesi yediğin için diyor. Her zaman uzun olmayı sevmiyorum. Gerçekten mi? Tabii. Bazen istediğim şeyleri yapmak için fazla uzunum. Ve pantolonlarım hep çok kısa. Gel hadi. Zıp zıp filde zıplayalım. Aa, önce ben. Hey, ben artık buna uymuyorum. Aa, sen bin. Kayu zıp zıp file tam uyuyordu. Ben parmaklıklara gidiyorum. Ama Andre ile oynamak daha çok ilgisini çekiyordu. Beni bekle. Bunun için de çok uzunum. Ben değilim. Ama bunun yerini kaydırağa gidelim mi? Evet. Nasıl, eğleniyor musunuz? Evet. Ama Andre, bir sürü şey için çok uzun baba. Galiba küçük olmayı seviyorum. Biraz daha uzamazsam olur mu acaba? Korkarım bu konuda bizim hiç etkimiz yok. Ama ben seni olduğun gibi seviyorum. Teşekkürler baba. Beni bekle Andre. Kayu küçük olmanın iyi bir şey olduğunu ve ayrıca çocukluğun tadını çıkarmanın güzelliklerini de fark etti. Kopyacı Clementine. Evet çocuklar, müzik çemberi zamanı. Müzik çemberi Kayu'nun en sevdiği şeylerden biriydi. Ve Clementine, Kayu'nun en sevdiği arkadaşlarından biriydi. Clementine, sana bir yer ayırdım. Teşekkürler Kayu. Bugün özel bir müzik çemberimiz var. İnsanların genelde geri dönüşüm kutularına koydukları şeylerden kendi enstrümanlarımızı yapacağız. Harika! Harika! Çok güzel Jeffrey. Vay, müthiş. Clementine, davuluma bak. Güzel fikir. Davul mu? Ama ben davul yaptım. Bak, davulumun sopaları var. Ne müthiş bir davul Kayu. Sen ne keşfettin Clementine? Ben de davul yaptım ama bakın ne yapıyorum. Harika. Clementine, sen bizim için ritim tut. Biz de diğer enstrümanlarla sana katılalım. Kayu, Bayan Martin'e davulun kendi fikri olduğu için önce olması gerektiğini söylemek istiyordu. Ama artık çok geçti. Leo? Güzel. Jeffrey ve Jason. Şimdi Saviye. Ve Kayu. Herkes güzel çaldı. Başlangıcı yaptığın için teşekkürler Clementine. Hiç adil değil. Clementine benden kopya çekti. Ertesi gün Kayu, Clementine'ın davulunu kopya ettiğini unutmuştu bile. Şu dağ için bir yol yapacağım. Hey, bu buldozerim olsun. İyi fikir. Aa,
bir garaj. Vay, güzel yol. Arabamı sürebilir miyim Clementine? Tabii. Benim yolumda sürebilirsin Leo. Teşekkürler, belki sonra. Bunun garajı var bak. Kayı'nın biraz canı sıkıldı. Yol inşa etmek onun fikriydi. Clementine'ın değil. O sadece kopya etmişti. Kayu sabırsızlıkla yemek saatini bekledi. Bugün herkesin evden atıştırmalık getirme izni vardı. Üzgünüm, yer yok Clementine. Bu tarafta yer var. Bende havuç var. Sende ne var Kayu? Neden? Onu da mı kopya edeceksin? O gece Kayu hala Clementine'a kızgındı. Mesele nedir Kayu? Clementine bir kopyacı ve bundan hoşlanmıyorum. Kopyacı? Neden yaptığını anlatmıyorsun? Önce davulumu kopya etti. Sonra kumda yaptığım yolu kopya etti. Anladım. Ama eminim yine de canını sıkmak için yapmamıştır. Clementine arkadaşın, öyle değil mi Kayu? Evet, sanırım. Bugün hepimiz güzel kuşlar yapacağız çocuklar. Herkes kendininkini istediği gibi süsleyebilir. Oturabilir miyim Kayu? Tamam. Benim yaptıklarımı kopya etme. Yaptıklarınızı beğendim çocuklar. Jeffrey, o gözleri kuşuna yapıştıracaktın. Kendine değil. Kuşuyla öyle gurur duyuyordu ki göstermek için sabırsızlanıyordu. Kayu, kuşun çok güzel. Kuyruğuna bayıldım. Ben de öyle yapacağım. Ama Clementine, kopya çekiyorsun. Oo, ne çok kırmızı tüy yapmışsın Jeffrey. Birkaç tane de kuşuna koyalım. Oo, aman Allah'ım. Şu uzun kanatlara ve kuyruk tüylerine bakın. Clementine, neden önce sen kuşunu sınıfa anlatmıyorsun? Kayu, ilk önce Clementine'ın kuşunu anlatmasının adil olmadığını düşünüyordu. Bu renkli bir kuş. Tüylü kanatlar yapma fikrini nereden buldun? Fikri bana Kayu verdi. Bu işte çok iyi. En iyi davulu yapıyor ve harika yollar inşa etmeyi biliyor. Ve kuşunu da görünce benimki daha güzel olsun istemiştim. Böyle söyleyince Kayu paylaşmaktan zevk alıyordu. Clementine sadece fikirlerini beğendiği için onu kopya ediyordu. Aferin sana Kayu. Fikirlerini başkalarıyla paylaşman çok güzel bir davranış. Teşekkürler. Ve teşekkürler Clementine. Galiba Jeffrey de başkalarıyla paylaşmak istiyor. O günden sonra Kayu Clementine'ın ondan kopya çekmesini umursamadı. Onun fikirlerinden ne kadar hoşlandığını bilmesi onu mutlu ediyordu. Kayu'nun posteri. Biraz şeftali lazım Kayu. Kayu annesine markette yardım etmeyi seviyordu. Şeftali tamam. Sırada elma var. Acaba biri elma mı dedi? Şunlara bakın. Bugün inanılmaz güzellikte elmalar getirdim. Bir çiftçinin organik ürünü. Elmaya bayılırım. Ben de öyle. Ve taze elma neden iyidir biliyor musun Kayu? Çünkü
elmalı tartta inanılmaz lezzetli olur. Bunlarla çok güzel elma sosu olur diyecektim. Ama senin cevabını da beğendim. Listende başka ne var? Oo, bunlar ne güzel çizimler. Bunları annen mi çizdi? Hayır, ben çizdim. Kayu resimlerinden bazılarını Ted'e gösterdi. Araba, roket ve hatta Gilbert'ın resmi. Marketin camını asmak için bir poster yapmak ilgini çeker mi? Evet. Neyin posteri? Sonbahar kutlaması olabilir. Mesela ağaçlar, yapraklar. Hatta sana bunun için bir sürü elma verebilirim. Gerçekten mi? Aha. Hatta resmini yerel gazetede bile çıkarttırabiliriz. Pekala çocuklar, sanat saati. Evet. Ne yapacaksın Kayu? Büyük marketteki Ted bir poster çizmemi istedi. Hatta gazetede bile çıkabilirmiş. Ay! İşte bu harika bir fırsat Kayu. Hepimiz senin adına çok heyecanlandık. Peki ne çizeceksin? Belki meyve ağaçları ve sebzelerle bir bahçe ve elinde kırmızı elma tutan Ted. Ve bir tavşan? Belki. Kayu posterine başlarken çok heyecanlıydı. Önce birkaç elma ağacı çizdi. Bu doğru görünmüyor. Bu da güzel olmadı. Belki de o kadar iyi resim yapmıyorum. Kayu'nun morali bozuldu. Ama birden başkasının çizimlerini gördü. Şuradaki senin resmin değil mi Leo? Aha. Güzel. Benim için birkaç elma ağacı çizer misin? Tabii ki. Bu elma ağaçları harika oldu. Ama benim sebzelerim... Ezilmiş bal kabağı. Affedersin. Benim çizimim iyidir. Senin için bir havuç çizebilirim. Bir de tavşan tabii. Tamam. Teşekkürler Clementine. Tavşana bayıldım. Şimdi renklendireceğim. Kayu, Jason'ın çizgileri taşırmadan çok güzel boyadığını fark etti. Jason, posteri boyamamda bana yardım eder misin? Evet tabii. Yardım edeyim mi? Çok güzel insan çizebilirim. Harika, sen de Ted'i çiz. Ted nasıl biri? Uzun boylu sayılır. Bol bol gülmeyi seviyor ve... evet, mavi bir gömlek giyer. Bu nasıl? Aynen ona benzedi. Bir şey eksik. Buldum, güneş. Kayu posterle gurur duyuyordu. Çok güzel olmuş Kayu. Şimdi elmamı alabilir miyim? Eminim Ted yakında sana bolca verir canım. Kayu, resmini çok beğendim. Sen gerçek bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Ted Kayu'nun resmini gazetede bastırabileceğini söyledi. Herhalde çok heyecanlısındır. Ne müthiş değil mi Leo? Evet, sanırım. Şu ağaçlara ve sevimli tavşana baksanıza. Harika. Kayu, insanların posteriyle ilgili güzel şeyler söylemesine bayılıyordu. Ama bu güzel şeylerin bazıları arkadaşlarının çizimleri sayesinde söyleniyordu. Al bakalım Kayu. Müthiş posterin için kocaman bir elma paketi. Bunu hak ettin. Teşekkür ederim Ted. Annen yarın seni getirecek. Gazete için seninle eserinin yan yana fotoğrafını çekeceğiz. Tamam mı? Tamam. Peki neden hiçbir şey söylemedin? Posterine yardım ettim. Ve Clementine, Jason ve Jeffrey de etti. Biliyorum. Görüşürüz. Ama bu benim posterim olacaktı. Ne oldu Kayu? Bir sorun mu var canım? Evet. Poster için. Ben... Hepsini tek başıma yapmadım. Anladım. Leo yardım etti mi peki? Ben güneşi çizdim. Leo da ağaçları çizdi.
Clementine tavşanı çizdi. Diğer çocuklar da yardım etti. Anlaşılan bunu bir grup olarak beraber yapmışsınız. Evet. Ted'e yardım aldığımı söyleyebilirim. O da herkese bunu birlikte yaptığımızı anlatır. Ve nasıl olacak biliyorum. Pekala, şimdi kocaman gülümseyin. Elma sosu din. Elma sosu. Bu fotoğrafa bizi de davet ettiğin için teşekkürler Kayu. Hostelde hepimiz çalıştık. Bu yüzden fotoğrafta da olmalıydık. Gazeteye çıkacağımıza inanamıyorum. Harika. Çok lezzetliymiş. Şimdi bir fotoğraf daha çekelim. O gün Kayu gerektiği zaman nasıl insanların hakkının verileceğini öğrendi. Ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek çok hoşuna gitti. Bugün Kayu'nun evinde büyük bir gündü. Babası Kayu ve Rose için yeni bir oyun evi yapıyordu ve neredeyse bitmek üzereydi. Sana limonata getirdim. Ah. Çok teşekkür ederim. Keşke yardım edebilsem. Ah. İnan bana, limonata getirmen en büyük yardım. Ayrıca evi siz süsleyeceksiniz. Merhaba Kayu. Harika. Neredeyse bitmiş. Artık bitti sayılır. Tek eksiği Kayu'nun son eklemeleri. Ben onu istediğim gibi boyayacağım. Ve içine eşya koyacağım. Perde de ister misin? Eski perdelerimi verebilirim. Boyamaya da yardım edebilirim. Kendi fırçalarım bile var benim. Tamam. Yaşasın. Ben fırçalarımı getireyim. Bir de perdeleri. Çok eğlenceli olacak. Eğlenceli de oldu. Kayu ile Sera oyun evinde çok çalıştılar. Temizlediler. Yan duvara bahçe resmi yapıyorlardı. Babasının eski perde çubukları sayesinde Sera'nın perdelerine bile taktılar. Sonra Sera oyun evi için bir şey daha düşündü. Tabii telefon. Geçen yıl annemle yapmıştık bak. Gerçekten çalışıyor mu? Aha. Ne kordonu düz tuttuğun sürece. Hadi deneyelim. Ben oyun evine gireyim, sen de beni ara. Olabilir. Tabii Rosie de davetli olursa. Yaşasın. Hey. Cumartesi yapabilirsin. Baban herkese yaban mersini çörek yapmana yardım eder. O çöreklere bayılırım. Teşekkürler anne. Çok mu koydum? Hayır, yeteri kadar. Alo. Merhaba Sera. Bunu duyduğuma çok üzüldüm.
Bir dakika, Kayı'yı çağırayım. Sera sana bir şey söyleyecekmiş. Merhaba Sera. Merhaba Kayı. Çok fena grip oldum. Annem iyileşmeden oynamaya gelemeyeceğimi söylüyor. Çünkü size de bulaştırabilirmiş. Hayır. Üzgünüm. Oyun evi kutlamamız için çok kötü oldu. Biliyorum. Seni özleyeceğiz. Yani yine yapacak mısın? Tabii. Ben hasta değilim ve çörekleri de yapıyoruz. Tamam. Yapın o zaman. Ben size eğlenmenize bakın. Teşekkürler Sera. Hoşça kal. Sera davetinle ilgili ne dedi? İyi eğlenceler dedi. Gerçekten mi? Çok nazik davranmış. O iyileşene kadar daveti erteleyeceğini sanmıştım ama anlaşılan onun için fark etmiyor. Ama Kayu çok emin değildi. Yoksa fark ediyor muydu? Ring ring. Merhaba, ben Clementine. Oyun telefonunu beğendim. Teşekkürler. Sera bana yardım etti. Bahçe resmini çok beğendim. Teşekkürler. Sera ile birlikte yaptık. Anlaşılan Sera çok yardımcı olmuş. Peki o neden yok? Bugün hastalanmış. Ama gerçekten gelmek istedi. Merhaba. Yemek geldi. Alın bakalım sandviçler, meyveler ve... Yaban mersinli çörekler. Yaban mersinli çöreğe bayılırım. Sera da öyle. Her şey yolunda mı canım? Keşke Sera da burada olsaydı. Belki şimdi daha iyidir. Hiç sanmıyorum tatlım. Belki de davet için beklemeliydim. Sera iyileşene kadar. Sera'ya biraz çörek götürmemi ister misin? Evet, lütfen. Anne, Sera'ya bir şey daha götürür müsün? Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Merhaba Sera. Kayu sana bunları gönderdi. Teşekkür ederim. Ayrıca bir şey daha vermemi istedi. Seni özledik. Rosie özledi. Ben de sizi özledim. Çörekler için teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki evin etrafında bir sürü kablo bırakmışız. Hey, iyileşince bana da telefon yapar mısın? Bana da. Tabii yaparım. Sera çok iyi bir arkadaştı. Kayu bunu bilmesini istiyordu. Bir teneke kutu aracılığıyla olsa da. Bayan Howard'a yardım. Şişe içinde gemi yapıyorum. Yardım edeyim mi? Üzgünüm Kayı. Yardım etmek istediğini biliyorum ama bu çok ince bir iş. İzleyebilirsin. Belki bugün başkasına yardım edebilirsin. Mesela annene ya da Rosie'ye. Tamam baba. Ne yapıyorsun? Yap boss. Yardım edeyim mi? Hayır. Güle güle. Kendinize iyi bakın Bayan Howard. Bayan Howard. Anne. Anne. Bayan Howard'a ne oldu? Yürüyüşe çıktığında bileğini burkmuş canım. Ama ciddi bir şey değil. Sadece bir süre kendine dikkat etmeli. O
anda Kayu'nun aklına çok iyi bir fikir geldi. Bayan Howard'a yardım edebilirim. Çok naziksin Kayu. Ama... Evin günlük işlerine yardım ederim. Aa, evet, belki Bayan Howard evin işleri için yardım isteyebilir. Hadi o zaman onu arayıp bir soralım. Tamam. Aa, merhaba Bayan Howard. Kayu ile bir ara size gelip bir şey konuşabilir miyiz acaba? Aa, harika. Görüşürüz. Kayu, Bayan Howard'a yardım eli uzatma fikrinden çok heyecanlanmıştı. Geliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün senin için ne yapabilirim Kayu? Ev işlerinizde size yardım etmek istiyorum Bayan Howard. Bu sizin için de uygun olur mu Bayan Howard? Elbette. Bana yardım etmek istemen çok nazik bir davranış Kayu. Gelsene. O zaman ben şimdilik eve döneyim. Hoşça kal Kayu. Güle güle annem. Pekala. Bir bakalım. Sanırım bitkileri sulamama yardım edebilirsin. Evet. Gidiyor Kayu. Biraz su döktüm Bayan Howard. Aa, hiç endişelenme. Hemen bir paspas alır temizlerim. Dikkat et kayma. Olamaz. Alın bakalım bitkiler. Güzel için. Başka ne yapabilirim Bayan Howard? İstersen benim için biraz toz alabilirsin. Tamam. Lavabonun altında toz bezi var. Hemen getireyim. Hayır, ben alabilirim Bayan Howard. Şu Kayu ne tatlı bir çocuk. Kayu, Bayan Howard'a böyle yardımının dokunmasından keyif alıyordu. Ah, böyle çok güzel. Güle güle tozlar. Mesele değil Kayu. Eminim bir şey olmaz. Zaten yeni bir abajur şapkası alacaktım. Kayu, Bayan Howard'ın abajur şapkasını bozmak istememişti. Aniden o kadar da çok yardımı olmamış gibi hissetmeye başladı. Bana en büyük yardımın ne olabilir biliyor musun? Ne? Posta kutusundaki mektupları getirirsen gerçekten harika olur. Çok kolay bu. Hepsi çamurlandı, olamaz. İyi misin Kayu? Ben iyiyim ama mektupları düşürdüm Bayan Howard. Kayu kendini çok kötü hissediyordu. Artık o anda hiçbir şeyi doğru yapamayacağını düşünüyordu. Merak etme Kayu, altı üstü çamur. Eminim hiçbir şey olmamıştır. Şimdi içeri gel de seni bir güzel temizleyelim. İşte, iyi misin? İyiyim ama keşke daha çok yardımcı olabilseydim. Kayu, şaşırdım. Bana müthiş yardımcı oldun. Nasıl? Suyu döktüm, lambanızı devirdim ve mektuplarınızı çamura buladım. Herkes kaza yapar Kayu. Ben bile. İşin doğrusu bana gerçekten çok yardımcı oldun. Şimdi şaşırma sırası Kayu'daydı. Nasıl? Seninle birlikteyken yaptığımız neşeli sohbetlerimiz benim için müthiş bir rahatlama ve yardım oldu. Gerçekten mi? Gerçekten. Arkadaşınız olmayı seviyorum Bayan
Peki o zaman öğleden sonra burada kalıp benimle bir şeyler oynamaya ne dersin? Evet, oyun oynamayı çok severim. Harika. Oh. Ucuz kurtuldum. Oh. Aa, şuraya bak. O gün Kayu bir arkadaşa zamanını ayırmanın aslında ona yapılacak en güzel yardım olduğunu öğrendi. Kayu'nun eğlence koşusu. Hadi baba, yapabilirsin. 99. 100. Vay, 100 mekik ha? Hafta sonu eğlence koşusunda tam formunda olacaksın. Evet, olacağız. Kayu sabırsızlıkla bekliyordu. Babasıyla birlikte büyük yardımseverlik koşusuna katılacaktı. Eğlence koşusuna eğlenceyi katacağız. Değil mi evlat? Evet, ve eminim birinci kurdele kazanacak. Hadi koşu antrenmanı yapalım. Evet. Bak, Leo ve annesi. Merhaba Leo. Merhaba Kayu. Anlaşılan bugün ikiniz de aynı fikirdesiniz. Koşuya çıktık. Evet, hafta sonundaki yardımseverlik koşusuna kaydolduk. Biz de katıldık. Sence birinci gelene kurdele verirler mi? Bilmem. Ama öyleyse biz kesin bir tane alırız. Gerçekten çok hızlıyız. Babamla ben de çok hızlıyız. Öyle değil mi baba? Bence biz kazanırız. Bu o tür bir yarış değil Kayı. Ayrıca yardımseverlik için koşulduğunda herkes kazanır. Yardımsever kim? Bu bir kişi değil, bir şey. Yardımseverlik yardım için para toplamaktır. Her koşucu katılım parası yatırır ve toplanan para hastaneye gider. Oh, ben yine de kurdele kazanmak istiyorum. Of. Hadi baba, biraz daha şınav çeksene. Daha mı? Üzgünüm Kayı. Bence bu kadar antrenman yeterli. Ben duşa giriyorum. Baba! Bileğim. Aman Allah'ım, iyi misin? Evet. Ayağımı basmaya çalışacağım. Of! Galiba bileğim burkuldu. Kayu babasının bileğine çok üzülüyordu. Ama o anda tek düşündüğü... Eğlence koşusu ne olacak? Baba uf. Evet Rosie. Babaya uf oldu. Ama merak etme. Hastaneden Doktor Jackson'ı aradım. Hemen muayene edecek. Büyük baba buraya gelir gelmez biz gideceğiz. Baba... Dilerim bileğim bir an önce iyileşir. Teşekkür ederim evlat. Ben... Belki bu hafta sonu eğlence koşusuna gidebiliriz. Tatlım, eğlence koşusu şu anda babanın aklından geçen son şey. Evet. Affedersin baba. Kayu endişeli bir şekilde annesiyle babasının hastaneden dönmesini bekledi. Dönüp duralım. Rosie, cepleri gül dolu Rosie. Hadi hadi dönelim Rosie. Merhaba çocuklar. Ne yazık ki babanızın bileği burkulmuş. Baba uf. Baba peki ya eğlence koşusu? Biliyorum hayal kırıklığına uğradın. Ama bırak koşmayı zar zor yürüyorum. Birkaç hafta çok dikkatli olman gerekiyor evlat. Baba sen eğlence koşusunda kayıyla koşabilirsin. Eğlenceli olabilir. Bugün olmasın yeter. Çok çok yoruldum. Ama baba, büyük babamız da koşamaz ki. Hatta onun hiç koştuğunu görmedim. Asla kazanamayız. Mesele kazanmak değil Kayı. Ayrıca büyük baba seni şaşırtabilir. Kayı çok heyecanlıydı. Büyük yarış günü gelip çatmıştı. Bütün koşucular koşuya hazırlanıyordu. Büyük baba hariç. Burnum bende. Merhaba Kayu. Kurdele için koşuya hazır mısın? Evet. Kolay gelsin Leo.
Evet, size iyi eğlenceler. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Evet Kayu, koşuya hazır mısın? Evet, sanırım. Geri döndüğümde burnunu yine kapacağım. Görürsün. Kayu, bekle. Bu eğlence yarışı Kayu. Evet, eğlence. Gidelim. Baba hızlanmaya çalış. Bunlar kime alkışlıyor? Bizi. Ama neden? Kazanamayacağız ki. Kazanmak mı? Mesele kazanmak değil. Yardımseverlik yarışı bu. Yardımsever. Biliyorum. Diğerlerine yardım. Çok doğru. Babanın ayağını burktuğu zaman gittiği hastane için para topladığımızı biliyor musun Kayu? Gerçekten mi? Yani... Eğlence kuşusu insanlara yardım ediyor. Babam gibi mi? Evet. Hadi şimdi eğlence kuşusuna eğlence katalım. Tamam mı? Tamam. Merhaba. Hadi. Merhaba Kayu. Gelsene. Tebrikler Kayu. Bak kurtuyu da aldım. Harika Leo. Biz de eğlendik. İnsanlar bağırdı. Fotoğrafımızı da çekti. Hatta dondurma ve yoğurt yedik. Dondurma ve yoğurt mu yedin? İyiymiş. Kurdele mi? Evet. Herkese kurdele var. Çünkü yardımseverlik için koştuğumda herkes kazanır. Değil mi büyük baba? Doğru Kayu. Hadi gel. O gün Kayu kendisiyle gurur duydu. Yardımseverlik koşusu diğerler için harika bir şey yapmak demekti. Yeni kız. Bu şimdiye kadarki en güzel okul gezisi olacak. Bugün Kayu en sevdiği yerlerden birine gidiyordu. Dinozor müzesine. Rio ile ben arkadaş olacağız. Ve önceden her şeyi planladık. Önce otobüste cam kenarına ben oturacağım. Dönüşte de Rio oturacak. Sonra en çok dinozor adını kim bilir oynayacağız. Sonra en güzel dinozor sesini kim yapıyor oynayacağız. Bu şimdiye kadarki en güzel okul gezisi olacak. Öğle yemeğine fazladan bir kutu üzüm koyuyorum. Yalnız bunlarla dinozorları besleme. Dinozorlar üzüm yemez anne. Bitki ve diğer dinozorları yerler. İyi eğlenceler. Müzeye giderken cam kenarında ben oturacağım Leo. Ben de dönüşte oturacağım. Bilgin olsun. Dinozor sesi yarışmasını ben kazanacağım. Tam iki gündür sürekli çalıştım. Evet. Ben bütün hafta buna çalıştım. Bu şimdiye kadarki en güzel okul gezisi olacak. Pekala çocuklar. Hepinizin Leyla'ya merhaba demesini istiyorum. Bu Leyla'nın okuldaki ilk günü. Leyla burada kimseyi tanımadığı için bugünkü okul gezimizde birinizin ona eşlik etmesini istiyorum. Kayu, sen Leyla'nın arkadaşı olabilirsin. Bu biz arkadaş olamayacağız demek Kayu. Şşt.
Pekala çocuklar, kuralları hatırlayalım. Arkadaşlar her zaman yan yana olup birlikte kalmalılar. Şimdi herkes sıradaki yerini alsın ki kimse kaybolmasın. Ama ben aslında can kenarında oturacaktım. Kayu, Leyla yerine arkadaşı Leo ile birlikte olmak istiyordu. Leyla'nın da bir arkadaşıyla olmayı tercih edeceğini fark etmişti. Ancak onun okulda hiç arkadaşı yoktu. Çünkü o daha yeni gelmişti. Kayu, okula yeni geldiğinde ilk gün neler hissettiğini hatırladı. Okuldaki ilk günümde eve dönmek istemiştim. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Ama sonra Leo arkadaşım olabileceğini söyledi. Sonra her şey yoluna girdi. Okuldaki ilk günüm çok eğlenceli geçmişti. Senin arkadaşın olacağım Leyla. Kayu dinozorları gördüğü anda dinozor isimleri yarışması yapabilmeleri için Leo ile birlikte olmayı istedi. Leo ile ben bütün dinozor isimlerini biliyoruz. Bu bir Brontosaurus. Wow. Ve bu bir T-Rex. Ve sırtında sivri şey olan şu dinozor da Stegosaurus. Kayu, Leyla'nın dinozor isimlerini bilmesinden etkilenmişti. Leo ile yaptıkları gibi dinozor sesleri çıkarıp çıkaramadığını merak ediyordu. Galiba T-Rex'in sesi şöyle bir şeydi. Vay! Olabilir. Ama bence daha çok şöyleydi. Vay! Bu benimkinden de iyiydi. Screech! 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 Bu da benimkinden iyiydi. Screech! Leyla, bir bakalım ben hangi dinozorum? Skelosaurus! Çok komiksin. Şimdi de sen tahmin et. Bir dino vuruldu. Şimdi de hıçkırık adaktili oldun. Pekala çocuklar. Kenarına oturdum. Şimdi sıra sende Kayu. Teşekkürler. Bir şey değil dino horultu. Kayu annesinin gelmesini beklerken müzede öğrendiği birkaç şeyi paylaşıyordu. Zor şakası Kayu. Leyla uydurdum. Evet Leyla. Okuldaki ilk gününle ilgili ne düşünüyorsun? Çok ama çok eğlenceliydi. Şimdiye kadarki en güzel okul gezisi değildi ama yine de çok güzeldi. Çünkü yeni bir arkadaşla döndüm. Evet, o çok komik. Gerçekten de güzel bir geziydi. Kayu, Leyla'nın okuldaki ilk gününde kendini çok rahat hissetmesini sağlamıştı. Thank you.
çalınan kitap. Gördüğünüz gibi açık renk çizgileri var. Bir deniz anemonunda yaşar. Adı ne olabilir tahmin edin. Buldum. Palyaço balığım. Doğru. Nasıl bildin? Babamla hayvanat bahçesine gittiğimizde görmüştüm. Hayvanat bahçesi, ne güzel. Evet, okyanus dostlarının sonuna geldik. Beğendiniz mi? Evet. 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 Ben de. Şimdi bilin bakalım sırada ne var? Bahçe zamanı. Doğru. Hadi gidin hazırlanın. Bayan Martin, bu kitabı evde babama gösterebilir miyim? Lütfen. Üzgünüm Kayu. Ama genelde sınıf kütüphanesinden kitap ödünç vermiyorum. Bazen kayboluyorlar. Dikkatli olurum. Yarın getiririm. Söz veriyorum. Lütfen Bayan Martin. Peki tamam. Yaşasın. Teşekkürler Bayan Martin. Kayu kitaba iyi bakması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden onu hemen sırt çantasına koydu. Fakat yolda dönerken Kayu'nun dikkati biraz dağınıktı. Hey Kayu! Henüz kimse salıncağa gelmemiş. Hadi gel benimle sallan. Tamam. Babanın yerine hoş geldiniz Monsieur ve Matmazel. Ve bu geceki ziyafetimiz sebze ve tavuk servisi işte burada. Güzel. Hadi bize bugün okulda ne yaptığını anlat. Eğlenceliydi. Bayan Marti bize Okyanus Dostları diye bir kitap okudu. Ve hatta eve getirmeme izin verdi. Aslında neredeyse kimseye böyle bir izin vermiyor. Harika tatlım. Sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyor değil mi? Evet. Peki sorumluluk ne demek anne? Dikkatli olacağına inanıyor demek. Aa, güzel. O kitabı görmeyi çok isterim. Yemekten sonra benimle okur musun? Tamam. Tereyağı için teşekkür ederim prenses. Biraz daha çay alırım. Güzel. Baba kitabım gitmiş. Sırt çantamda yok. Kitabın mı? Ödünç aldın mı? Telaşa kapılma. Bulmana yardım edeyim. Kapağında ne vardı? Bir ahtapot. Ahtapot. Rosie ahtapot gördü. Gördün mü? Nerede? Kitabım değil. Bence bir de annene sormalısın. Anne, sırt çantamdan bir şey aldın mı? Tabii aldım canım. Ve buzdolabına astım. Sen gittikçe bir sanatçı oluyorsun Kayu. Bu benim çizimim. Kitabım değil. Belki de sırt çantandan düştü. Belki Gilbert aldı. Balığa bayılıyor. Gilbert yemek kabındaki balığa bayılır. Kitaptakine değil. Üzgünüm Gilbert. Her yere baktık. Evet, eminim önünde sonunda ortaya çıkar. Ama yarın götürmek zorundayım baba. Kayu kendini kötü hissediyordu. Bayan Martin'i hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Dikkat edeceğime söz vermiştim. Sorumluluk sahibi olmanın bir parçası da olaylar yolunda gitmezse onları düzeltmeye çalışmaktır. Düzeltmek mi? Nasıl? Kitabını kaybetmeni telafi etmek için Bayan Martin'e bir şey yapmayı düşünebilirsin.
Günaydın. Günaydın Bayan Martin. Kayu size bir şey söyleyecek. Çok üzgünüm. Okyanus dostlarını kaybettim. Evin her yerine baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Ama size yeni bir kitap yaptım. Biliyorum aynısı değil ama elimden gelen buydu. Oh, şuna bakın. Ne güzel bir şey yapmışsın. Herhalde çok uğraşmışsındır. Aha. Pekala. Sana iyi haberlerim var Kayu. Aa, okyanus dostları. Nasıl buldunuz? Dün dışarıda buldum. Salıncakların yanında. Salıncaklar mı? Aa. Galiba dün sırt çantana koymayı unutmuşsun. Affedersiniz. Koydum sanıyordum. Aa. Herhalde artık sınıf kitabını ödünç alma iznim olmaz. Belki de olur. Aslında dün geceden sonra eminim son derece dikkatli olacaksın. Yani yine eve götürebilir miyim? Yaşasın! Teşekkür ederim. Yarın getireceğim. Çift söz veriyorum. Getireceğini biliyorum. Ve getirene kadar bunun da nerede duracağını biliyorum. İşte... Sınıf kütüphanesinde kendi kitabının durması nasıl bir duygu? Harika. Ama peki diğer çocukları eve götürebilecek mi? Ancak sen kabul edersen. Ne dersin? Tamam. Ama çok çok sorumluluk sahibi olurlarsa götürebilirler. Ve o günden sonra Kayu sınıf kütüphanesi kitaplarına çok daha dikkatli davrandı. O gün okul sona eriyordu. Kayu çok heyecanlıydı. Çünkü en iyi arkadaşı Leo akşam onlarda kalmaya gelecekti. Ebelemece ve saklambaç oynarız Leo. Aa, bir de yeni futbol topumla oynarız, ne dersin? Bayan Martin, kutuda ne var? Bu ne biliyor musunuz? Kemikten yapılma bir adam. Hepimiz kemikten yapıldık Leo. Sadece derinin altında oldukları için onları göremiyorsun. Buna iskelet denir. Doğru Kayu. Bu bir iskelet. Ve adı da Bay Kemik. Tanıştığımıza memnun oldum. Yarın kemiklerle ilgili her şeyi öğrenmemize yardım edecek. Ama şimdi eve gitme zamanı. Gel Leo. Geliyorum. Neden böyle yavaş anlamadım. Acele et Leo. Ne oldu Leo? Hiç. Hadi gidelim. Kayu bir şeyin arkadaşını rahatsız ettiğini görüyordu. Ama ne olduğunu bilmiyordu. Futbol oynayalım mı Leo? Ne oldu? Söylesene. Anlat hadi. Bay Kemik. Ne oldu ona? Şşt. Hadi odana gidelim. Onu yürütmeye çalışıyordum. Önce ayağı kırıldı. Sonra bacağı kırıldı. Ve sonra da masadan düştü ve her şey kırıldı. Bak. Bayan Martin kızdı mı? Görmedi ki. Ona hiç söylemedim. Oo. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tamir etmeye çalışabiliriz. Annemle babam yardım eder. Hayır, onlara söyleme. Kendimiz tamir edelim. Söylemeyeceğine söz ver. Tamam, söz veriyorum. Yapıştırıcı lazım olacak. Merhaba Kayı. Leo ile birlikte bir şey mi yapıyorsunuz? Yardım lazım mı? Hayır, yardım lazım değil.
Kayu ile Leo, Bay Kemi'yi tamir etmek için çok uğraştılar. İşte oldu. Pek iyi görünmüyor. Hayır, gayet iyi. Yapıştırıcı yapışmıyor. Bir de bu parçalar kaldı. Ay, peki ne yapacağız? Çocuklar, yemek hazır. Girebilir miyim? Babamdan yardım isteyelim mi? Ay, peki. Bu ne böyle? Bu okul için. Bay Kemik. Kırıldı ve tamir etmeye çalışıyoruz. Yardım eder misin? Önce yemek yiyelim, sonra eminim ihtiyar Bay Kemik'i eski haline getirebiliriz. Önce Bay Kemik'i yıkamalıyız. Neden? Yapıştırıcının çıkması için. Yapıştırıcıya gerek yok çünkü parçalar birbirine geçiyor. Bakın. En tepeden başlayacağız. Siz de kalanını yaparsınız. Zaten denedik. Her şeyi birbirine karıştırdık. Hangi parçanın nereye ait olduğunu bulmak için kendinize bakabilirsiniz. Kafa en tepede. Çok doğru. Sonra? Boynu. En son aklıma bu gelmişti. Boyun bunun üst kısmı. Bu omurgası. Onu bacak sanmıştım. Kafatası omurgaya bağlıdır. Omurga kalça kemiğine bağlıdır. Omurga kalçalar. Ve işte Bay Kemik'i tamir ettik. İhtiyar Bay Kemik eskisi kadar iyi görünüyor. İkiniz de harikaydınız. Şimdi hangi parçalar nerede duruyor biliyoruz. Hiç kemiğiniz olmasaydı böyle oynak olurdunuz. Ertesi sabah Leo ile Kayu Bay Kemik'i okula taşıdılar. Hem de çok dikkatlice. Şimdi bunu sessizce Bayan Mert'in masasına koyalım. Böylece onu kırdığımı hiç anlamaz. Eminim kaybolduğunu fark etmiştir. Ya nerede olduğunu sorarsa? Bayan Mert'in yalan söylemek istemiyorum. Evet, doğrusu bende. Bence ona ne olduğunu anlatmalısın. Kızacağını sanmıyorum. Umarım kızmaz. Tamam, söyleyeceğim. Hadi tut. Bayan Mert'in. Dün Bay Kemik parçaları ayrıldı ama onu Kayu'nun evine götürdüm ve orada yeniden tamir ettik. Gerçekten çok çok üzgünüm. Söylediğine çok sevindim Leo. Teşekkürler. Ama gelecek sefer bir sıkıntın olduğunda bana gel. Ben çözmene yardımcı olurum. Tamam. Onu tekrar bir araya getirerek muhteşem bir iş yapmışsınız. Ama Bay Kemik parçalara ayrılmadı. Yani kırılmadı. Biz onu zaten ayıracaktık. O bir tür yapboz gibi. Parçalıyorsun, sonra birleştiriyorsun. Vücudumuzu bu şekilde öğreniyoruz. Zaten parçalayacak mıydık? Nasıl birleştirdiğimizi diğer çocuklara göstermeme yardım eder misiniz? Evet. Böylece Kayu'nun ve Bay Kemik'in yardımıyla Leo hatalarını kabul etmeyi öğrenmiş oldu. Çıkalım buradan. Hazır, yerleş başlam. Başardık, uzaylılardan kurtulduk. Kayu arkadaşı Leo ile uzay macerası oynamayı seviyordu. Kayu'nun diğer arkadaşları başka bir şekilde eğleniyordu. Merhaba Jeffrey, merhaba Jason. Neyi gülüyorsunuz? O kadar çok gülüyorsunuz ki herhalde harika bir şey.
nedir? Komik isimler. Komik isimler mi? Evet. Clementine gelsene. Clementine sen şaşkın maşkın kafasın. Ben neyim? Şaşkın maşkın kafasın. İkizler Clementine'ın gülmediğini fark etmediler. Ama Caillou fark etti. Clementine üzgündü. Neden bana öyle diyorsunuz? Çünkü çok komik. Çocuklar, hadi sınıfa. Bu hiç de komik değil. Bence komik. Ben şaşkın maşkın kafa değilim. Biliyorum. Ben sana öyle demedim ki. Neden bir şey yapmadın peki? Hani benim arkadaşımdın sen? Bilmem. Galiba ne yapacağımı bilemedim. Ama ben biliyorum. İkizleri görmezden geleceğim. Caillou bunun güzel bir fikir olabileceğini düşündü. Tamam. Bir daha şaşkın maşkın kafa derlerse ben de görmezden gelirim. Bu şimdiye kadarki en yüksek kule olacak. Harika. Yardım edeyim mi? Tabii. Vay! Şuna bak. Sen bir mız mız vız vız kafasın. Mız mız vız vız kafa, mız mız vız vız kafa. Caillou, Xavier'in üzüldüğünü görüyordu. Ama ikizler bir kez daha fark etmeyecek kadar çok gülüyordu. Gel Xavier, başka bir şey yapalım. Caillou, ikizleri görmezden gelirse belki dururlar diye düşünüyordu. Ama ikizler durmadılar. Mürekkeple oldum. Evet, mürekkeple Emma, mürekkeple Emma. Simon diyor ki, tek ayakta durun. Eğilin ve ayaklarınıza dokunun. Mara erken eğiliyor, Mara erken eğiliyor, Mara erken eğiliyor. Bugün ne getirdin Caillou? En sevdiğim tavuklu makarna çorbasını. Makarna Caillou. Evet, makarna Caillou, makarna Caillou. Eve gitme zamanıydı. Annesiyle Rosie dışarıda Caillou'yu bekliyordu. Makarna Caillou. Caillou ikizlere hoşça kal demek için durmadı. Taktıkları isimler yüzünden canı çok sıkılmıştı. Ne oldu? Çok mu sıkıştın? Hayır. Baba, arkadaşlarının yaptığı bir şey hoşuna gitmezse ne yapardın? Bu biraz duruma bağlı. Gerçekten arkadaşlarımsa herhalde onlarla konuşurdum. Bak, arkadaşlar bir sürü şey konuşur. Bazen açıkça konuşmak ve insanlara ne hissettiğini anlatmak iyidir. Teşekkürler. Baba, bunu konuştuğumuza sevindim. Ertesi gün Caillou ve Leo yine uzay macerası oynuyorlardı. Uzay subayı Leo, kalkış hazır mısın? Oynayabilir miyiz? Tabii, uzay gemisine atlayın. Tamam. Teşekkürler. Hazır mısınız? 3, 2, 1, fırlat! Uzaya! Takla attıralım mı? Takla mı? Tamam. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Taklacı Leo.
etme, ben hiç sevmedim. Kayu sonunda bu saçma isim takma oyunundan bıkmıştı. Bu konuda bir şey yapmaya karar verdi. Ben de sevmedim. Komik isim oyununuz çok çok saçma ve insanları da üzüyor. Gerçekten mi? Öyle bir şey yapmak istemedim. Ben de. Biz sadece komik buluyorduk. Komik bir şey varsa herkes güler. Rio gülmüyor. Ya da Emma, ya da Clementine, ya da Xavier, ya da Mara. Au, evet. Galiba haklısın. Çok üzgünüz. Değil mi Jeffrey? Artık yapmayacağız. Ama biz birbirimize isim takabiliriz. Öyle değil mi? Tabii, olabilir. Hey, hadi zıp zıp Jeffrey'i salıncağa gidelim. Tamam. Uzaya uçmaya hazır mısın? Taklacı Leo. Anlaşıldı, makarna Kayu. Kayu, değişik isimlerin bazen arkadaşlar arasında komik olabileceğini fark etti. Ayrıca açıkça konuşmanın ne kadar iyi geldiğini de fark etmişti.